Şimdi bugün bu örneği çizeceğim. Burada şeyler önemli. Bu sanırım montajı ilk giriş çizimleri. Hani nasıl montaj yapılır falan. Onları gösteren bir çizim. Bir de bu şey var. Tam olarak şu olay var. Böyle patlatıyorsunuz bunu bu şekilde. Hatta bunun animasyonunu da göstereceğim bu videoda. Bir de sanırım bu şekilde şuradaki ölçüler baz alınarak yapılmış. Yani bunları kullanarak yapacağım. Zaten çok şeyin önemi yok. Şu şekillerin önemi yok. Önemli olan şey bunun nasıl montaj yapıldığı ve şey işte. Yani bu görünüme nasıl getirildi. Şuna bir demiş. Şu plakadan başlayalım. Bu plaka burada yok. Ama muhtemelen bunun iki katı diye düşünüyorum. Bunun iki katını çizeceğim o yüzden. İşte bunlar metrik sanıyorum. Bence metrik. Bir de burada mesela şeyin çok önemi yok. Hangi şeyde çizdiğinizin çok önemi yok. Mesela ben bu şekilde görünüyormuş gibi çizeceğim ama zaten montajda bunu hani düzelteceğiz. Böyle bunu döndüreceğiz 90 derece. Döndürmemiz gerekiyor sanırım bu şekilde. O yüzden nasıl göründüğünün çok bir önemi yok. Şöyle bir kare. Şimdi bu 30'muş. Bunu ben 60 yapacağım. Bu şey 120. 60'a. 120. Sonra şöyle iki tane centerline çizeceğim. Bunlar da üzerindeki deliklerin bulunduğu konumlar. Buradan buranın 15 olması lazım. Buradaki 30'un yarısı, buradaki 30'un yarısı. Buradan burası da 15. Şimdi bunu lineer olarak kopyalayalım. 4 tane. Aralarındaki mesafede 30'ar mı gidiyor? Evet, 30'ar gidiyor. 30. Bu da 15'ten başlıyormuş. Bu şekilde göstermeme gerek varmış. Buna yokmuş. Buna var mı? Tamam, biz göstermiş olalım yine de. Sonra biri 10 muydu? Evet, 10. Sonra ben bunları şöyle hepsini seçip tekrar lineer olarak kopyalamak istiyorum. Bunu bu sefer aşağı doğru yapmak istiyorum. Bunu buradan 90 desem ne olur? Evet. Ama ters tarafı. Tamam. Aralarında da sanıyorum 5 değil de şimdi 5 burası 15 burası. Eksi 15 desem evet tam bu olsun. Tamam, bunların şu anki sorun ne? Bu noktaya bağlı olacak. Ve bunun kalınlığı olmuş. Tamam, bu bizim ilk plakamız. Bunu da şöyle kaydedelim.
başka ismi de bu. Tamam, bunu kaydedip kapatıyorum. Sonra yeni bir belge açıyorum. Tamam, şunu çizelim. Şunu. Bu buradaki şekillere göre yapalım o zaman. Böyle görünmesi için buradan şöyle çizmem gerekiyor. Bunların aynı doğrultuda olması lazım. Burası ne peki? Şöyle yapmış. 15. Kapatıyorum ve hepsinden. Daha tam ortadan bir şekilde. Bunu da kaydedelim. Şurası olsun. Muhtemelen böyledir yani hepsi ondur.
Evo 30 olacakmış. Yani umarım ortasında oluyordu. Bakmadan yaptım ama. Muhtemelen böyle basic çizimlerde yani ortadan olur böyle şeyler de. 25'im ortadan değil. Yani ortadan 10. 40-25'tim ortadan. 15 o da. Şurası 30-15 ortadan tabii. Bunu da yaptığımıza göre bir 30'luk de 20'lik uzantımız olmuş sanırım. İstemem bunu görmeyi de neyse. Şimdi bunlardan biri 30 milim yüksekliğinde, biri de 20 milim diye anlıyorum. Bence öyle. Şöyle bakarsam 10-20 olması lazım. Bunun da 10-20-30 olması lazım. Aynen. Tamam. Böyle. Şunu 22 yapalım. Bu 22 değil mi? Aslında şöyle yapsam ikisi de tutar mı acaba ya? Mesela desem ki 30'luk yapsam bunu, sonra farklı kaydet desem, hiç diğer şeyi açmadan bunu da yapmış olur muyum? Şurada da 30 desem sanki olmam gibi geliyor ama bakalım. 20'lik olan da mesela 20'yi açalım. Evet, olmuş. Güzel, tamam. Pratik oldu. Sonra SMB kısmını açalım artık. Gizleyeceğim şeyler bunlar. Bunun hepsini böyle seçip tek tek buraya getirebiliriz.
Tüm parçalar bunlar. Bunu da şöyle yapalım ki hareket edebilsin. Şimdi buna artık ihtiyacımız kalmadı. 4. Bu doğru mu? Tamam. 3-3 olacakmış. Bunu şu şekilde çizime gidip direkt düzeltebiliyorsunuz. Skeç'i düzenleyelim. Bunun üçlü versiyonu yani. Burası şimdi 3'e bölsek bunu 30 30 düşecek. Yani 120 değil de 120 eksi 30 olacak. Aynen işte üçlü versiyon. Bu niye sildiysem. Bunu kaydet dediğim zaman ve burayı kapattığım zaman otomatik burada da kayıtlı olur. Öncelikle bu ha şey ya montajı yapmadan önce bu hallerine getirmeniz sizin için çok daha rahat olur bence. Ben hep öyle yapıyorum. Mesela bunu şöyle döndüreceğiz. Bunu döndürmek için de üzerine bastım. Burada rotate komutu var tam burada. Bunu free değil de hani düzlemine göre yapalım. Bu x ekseninde 90 derece dönse işimize yarar gibi geliyor. Bu şekilde döndürebilirsiniz. 1, 2, 2 tane bundan 4 tane de aşağıdakinden istiyoruz. Bu o zaman? Bundan 4 tane. Şunlardan birer tane daha çağıralım. Bunlar 2 tane tamam. Şundan bir tane daha, 2 tane daha çağıracağız. C'den. Bir, şurada 2. Hatta şunu da göstereyim. Mesela böyle çağırmadan buradan da düzenleyebilirsiniz. Mesela Y yönünde şöyle dönsün falan. Buradan derecesini ayarlayıp yapabilirsiniz bunu. Şundan da bir tane daha alacağız sanırım. Bu da şöyle duruyor. Değil mi? Şöyle. Mesela bunları zaten en son yapacağız. Şimdi gelelim montaj olayına. Bu mesela şu bizim sabit kalanımız olsun. Şu. Bunu fixledim buraya. Hepsi gelip buna yapışsın. Diğer türlü sıkıntı çıkabiliyor bir yandan. Başka elleri atabiliyor çünkü. Biri fixli olsa daha rahat oluyor genelde. Mesela buna değil. Mate kısmına geldim. Bununla şuradaki yuvarlak aynı merkezliymiş. Tamam dedim. Aynı zamanda bunun yüzeyiyle bunun yüzeyi birbirine değiyormuş. Bu da tamam. Ve bu mesela burası burayla paralelmiş. Şimdi burada sizin ekstra kullanacağınız komutlar var. Mesela paralel için buna basmam gerekiyordu ama hani şu konumdayken bir yerde otomatik yapıyor kendi. Hani en mantıklı gördüğü işaret şeyi yapıyor. Çünkü hani burayla burası mesela bir olamaz. Çünkü bunun deliğiyle bunun deliği aynı merkezli. Hani ya da zaten çakışık. O yüzden geriye kalan sadece paralel olduğu için bunu kendi yapıyor. O yüzden hani bu otomatik şey de var. Aynısından arkaya da yapacağız bir tane. Mesela bunu döndürmek daha mantıklı fikir olabilir. Çünkü dönmedi evet. Tam olarak bundan bahsediyordum. Bunun bir de montaj ilişkisini keselim.
Nerede mate? Bunu sil. Hepsini şekildeki gibi hizalamak çok daha rahat oluyor. Bunu mesela döndürelim. Y ekseninde 180 derece. Tamam, bu buraya. Sonra mesela şunlar bu şekilde olacak. Bunu döndürelim. Y ekseninde 90. Tamam. Aynı şekilde. Son. Mesela istediğimiz şekilde dönmedi, bizim böyle olması gerekiyor. Buna bir kere daha apply ederseniz hani istediğiniz yere kadar döndürebilirsiniz. Herhalde bunlar tamam. Şimdi mate'e gelelim. Burayla bu delik. Aynı zamanda bu yüzeyi ve bu yüzeyi bir de paralellik. Evvel şekilden öyle anlıyorum. Umarım da öyledir. Şu plaka geliyor şimdi buraya. Plaka da şu şekilde. Bununla bunun altı değecek böyle. Ve bu şu delikler muhtemelen diye düşünüyorum. Hayır, bu delikler değil. Çetemize. Bununla bu delik. Şimdi bu böyle oynayacak. O yüzden bununla da şu deliğin olması lazım. Bunun ve evet. Tamam işte. Bunları nereden baz alacağımı bilemedim açıkçası. Hani nereden bakacağım, bu şekillere göremedim. Nerede olduğunu. O yüzden böyle bir karmaşa yaşandı ama. Neyse, şimdi şunlara geçelim. Bu şöyleymiş. Mate'e geliyorum tekrar. Şöyle. Burası da burası değiyor ve şu kısmı şuraya paralel. Aslında bunu kopyalayabilirmişiz. Ama bu fark etmez. Zaten ikisi de, diğer ikisi de birleşik oldu şimdi birbirlerine burası. İç içe oldukları için. Şimdi bu burayla olacak ve 10 muhtemelen. Çünkü evet, tam oluyor mu? Oldu, güzel. Bu da burayla olacak ve 20. 30 ve 20 pardon. Şimdi bunları şeyle kopyalayabiliriz. Şimdi mesela ben bunu kopyalamak istiyorum. Bunun montaj ile birlikte ileri diyorum. Mesela bu buraya değil de şuraya olsun. Bu yüzey değil de bu yüzey olsun dersem buraya kopyalar. Tamam. Şimdi bir tane daha kopyalayacağım. O da buraya.
Burası ve bu yüzey. Başka bundan kopyalayacağım. Evet, burası var. Şurası ve de bu yüzey. Dersem tamamdır. Bu kadar. Bir de şu 20'liği kopyalayacağım. O 40-30'luğu. Bunu da şöyle yapıyorum. Buraya ve buraya. Bir şekil bu. Şimdi bunu explode yapalım. Explode view yapalım. Hani bu şekilde göstermemiz lazım. Şöyle birazcık açılalım. Tamam. Explode view'a bastım. Sonra mesela şöyle olması gerekiyor. Bunu tuttum. Bu yerinden şöyle çıktı. Çıkardım. Bu tamam. Daha sonra bunu tuttum. Bu şekilde yerinden çıkardım. Sanki apply mı diyor? Yok, done mı diyorduk? Yok, hayır. Hiçbir şey demiyorduk ya. Hatırlamıyorum yani. Sonra bu sanırım yerinde kalıyor. Ben öyle anladım. Şöyle bakıyorum. Yok, bu yukarı çıkmış bayağı. Bunu şöyle yukarı çıkardım. Da biraz daha yukarı çıkartabilirim. Tamam. Sonra bunları yukarı çıkardım. Böyle. Böyle. Şunlar da bunlarla şeymiş, şöyle hani. Aynı şeydi. Bunlar bunu şöyle yukarı. Bu step düzeltiyorum. Şöyle yapıyorum. Yani aynı olsunlar. Tamam. Daha sonra neler çıkıyormuş yukarıya? Bunla bu çıkıyor. Bu şu çıkıyormuş. Bu. Göremedim. Tamam, bu çıkıyormuş. Şu sadece. Şöyle yukarı çıkardım. Bunu da aynı şekilde yukarı çıkardım. Sonra bunları aşağı indirmek daha mantıklı bir fikirmiş gibi geldi. Şunu da şunu, ha bu arada şey yapabilirsiniz. Mesela ben bununla bunu aynı anda seçeceğim. İkisini böyle aynı anda seçebilirsiniz. Bir şeye basmanıza gerek yok ekstra. Şu aynı anda çıkmaları daha mantıklı olur. Şunları da keşke öyle yapsaydım. Sonra şunlar birbirinden, evet, bir tık daha olsa ayrılmışlar. O yüzden bu ikisini şöyle dördünü aslında aynı anda seçip aşağı itiyorum. Ve bu ikisini seçip şöyle yapıyorum. Bu ikisini de seçip öyle yapıyorum. Şöyle. Tamam. Tamam diyorum. Explode oldu. Bunu kapatmak için assembly kısmına gelip collapse demeniz bunu kapatır. Explode demeniz açar. Sonra bunun şeyi vardı. Heh, aynen. Line skeci vardı. Explode'un. Bunu burada yapmamış. Acaba diğer örneklerde mi yapacak? Emin değilim ama. Şöyle yapalım. Sizle. Da yapmaya gerek yok. Burada yapmamış çünkü. Motion Studio'ya geliyorum. Burada da şunu yapacağım. Bu muydu? Aynen. Animation Wizard. Ve bu, ha şöyle yapalım. Bu önce collapse halinde dursun. Şimdi bunu explode yapıp sonra tekrar collapse yapacağız. Explode'a basıyorum şu an. İleri. Otomatik kendi bir şey seçiyor aslında. 13 saniye gibi bir şey seçti. Ben buna son desem bakalım nasıl yapıyor. Bunu şuraya bastığım zaman video yapmaya başlar. Evet.
Şunları sonradan yap. Geçti bunları hani aslında planlayıp şeyden yapmak lazım. Olunca ne saçma bir ses. Sonradan olunca sıkıntı çıkıyor böyle hani. Önceden planlamış olması lazım aslında. Planlanmış olması lazım. Sonra ben bunun üzerine bir tane daha yapacağım. Şimdi 12'de bitti, değil mi? Bir de collapse yapacağım aynı şekilde. Start 14'te başlasın. Biz 2 saniye şöyle bir dursun. Son dersem bir de ekstra buna şey çıkartır. Collapse yapar yani. Tekrar bunları birleştirir birbirleriyle. Bu videoyu da kaydetmek için şunu yapıyorsunuz. Burada save animation var. Buna basıyorum. Bilmem masa üstüne kaydet şimdilik. Ya da buraya kaydet. Avi dosyası. Sonra. Ha. Bunu şöyle yapalım. Çünkü gerek yok hani uzamasına. Uzun bir şey. Geniş değil, uzun bir video. Sonra bunu kaydet desem. Şöyle. Buna tamam diyorsunuz. Aa, evet. Heh, bunu yapmaya başlayın. Mesela sizin bu hareketleriniz, bunu yakınlaştırmanız, uzaklaştırmanız videoyu da yakınlaştırır, uzaklaştırır aynı zamanda. O yüzden mesela şu an bu uzaklaştıkça siz de bunu manuel olarak uzaklaştırın kendinizden. Yani şu mesela olay şu an burada olduğu için buraya yaklaştırdım. Şöyle. Tamam, bu da collapse kısmı artık. Explode kısmını bir yarısından sonra keseceğim muhtemelen. Hani mesela collapse yaparken de artık hani kapandıkça siz de bunu böyle yaklaştırabilirsiniz. Daha mantıklı olur. Ha, şey kaydettik, tamam. Buraya kaydettik. Şunu büyük yapalım. Şöyle videoyu da göstereyim. Gördüğünüz gibi nasıl oynatırsanız o şekilde şekilleniyor video. Tamam. Mesela muhtemelen şurada bir yerdedir. Nerede? Mesela şuna kaydetmedik mi? Abi biz bunu nereye kaydettik?